Kısa Film Festivali'nden herkese merhabalar. Hayat çok kısa bir film. Bu programda değişik hayatlar tanıyacağız ve kısa filmler izleyeceğiz diyordum ya hep. Hatta siz de tanıtımlarda mutlaka karşılaşmışsınızdır. İşte bugün sizinle çok sıra dışı bir hikaye paylaşmak istiyorum açıkçası. 35,5 kısa film grubunun bana çok sıra dışı gelen bir hikayesi var. Alaska'ya çalışmaya gidip, hatta Alaska'da kamera parası kazanmak için çalışmaya gidip oradan para kazanıp dönmelerinden tutun da kendi imkanlarıyla sinema ekipmanları yapmalarına kadar her şeyi konuşacağız. Kısa Film Festivali başladı ve bütün hızıyla devam ediyor. Evet, kısa filmde konuklarım burada. Değişik hayatlarını tanıyacağımız, sizlerle paylaşacağım konuklarım burada. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan Özgümüş, Sefa Bilir ve Uğur Yıldız. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve hemen hikayeye başlamayacağım. Sizin kısa filmlerinizden önce başlamak istiyorum. Zaten bu kısa filmlerin de bir hikayesi var. Her birinin hem sizin bir derdiniz var hem de yapmak için sebepleriniz var ve ilkokuldan beri arkadaşsınız. Volkan Özgümüş, yönetmeni ve senaristisin genelde yapılan işlerin. Yardımcı yönetmensin Sefa ve hem yardımcı yönetmen hem senarist kimliğiniz var hepinizin. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Engelli Trafik ve Vay filmlerini bugün izleyeceğiz. Evet. Hemen yönetmenime sorayım, Volkan Özgümüş. Nasılsın, iyi misin öncelikle? İyiyim Ömer abi. Öncelikle çok teşekkür ederiz ekip olarak bize bu fırsatı tanıdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve kısa filmcilere yapmış olduğunuz destekten dolayı. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığımızdan dolayı çok memnunuz. Öncelikle hem yaptıklarımızı diğer insanlarla paylaşmak için, ki kısa filmi bu yüzden yapıyoruz, daha çok insana ulaşsın diye. Bugün Engelli Trafik'le Vay'ı inşallah insanlarla oluşturacağız. Vay, çok kısa bir anlatayım. Irak işgalinin evet, bir tasviri. İlk filminizdi Vay. İlk filmimizdi. 2008'in yılında. İlk filme göre çok beğendim aslında ve Engelli Trafik'i de gerçekten çok beğendim aslında. Onlar ikisini de izince muhtemelen izleyiciler de bana hak vereceklerdir. Önce Engelli Trafik'e girmek istiyorum. Çünkü Engelli Trafik'i konuşurken o konunun içinde de bir de Alaska maceran var senin, evet, özellikle. Ona da değineceğim. Engelli Trafik 2010 yılında birkaç, evet, ay yapıldı, birkaç ay oldu bitireli. Üçünüz de ilkokul arkadaşınız dedim. Konuşacağımız çok şey var. Ben o yüzden hemen konuya gireyim diyorum. Engelli Trafik nasıl çıktı piyasaya? Hani kafandaydı. Aynı zamanda senaristisin ve üçünüz de senaryoda birleşip bir ortak beyin fırtınası yaptınız, evet, değil mi? Ortak bir çalışmanız. Yani işin her tarafından tuttuğunuz 35,5 kısa film ekibi dedim. Yaklaşık 5 kişilik bir ekip. Evet, hani ana çekirdek kadro 5 kişi sanırım. Onları konuşacağız. Engelli Trafik nasıl çıktı Volkan? Öncelikle benim otobüste seyahat ederken aklıma gelen bir hikayeydi. Engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçerken kimsenin ilgilenmemesi sonucu hız yapan bir aracın ona çarpmasıyla hayatına son bulmasını konu alan küçük bir hikayeydi. Bunu ekiple paylaştım. 2 gün, 3 gün sanırım üstünde çalıştık senaryo anlamında. Başrolü oynayan Mustafa Kemal Kural arkadaşımız ve Yücel Gökçek arkadaşımız, diğer ekip üyelerimiz, evet, çok selam onlara da. Onlarla birlikte oturduk, konuştuk. Üzerinde eklemeler yaptık, semboller ekledik. 2-3 gün içinde senaryoyu tamamladıktan sonra ön hazırlık aşamasına geçtik. Storyboardları hazırlandı, çekilecek mekanlar hazırlandı, oyuncular, arabalar, ekipmanlar hazırlandı. Ondan sonra da çekimimizi yaptık. 2 gün sürdü çekimimiz. 1 günde montajı sürdü. 2 ay önce de tam olarak bitmiş oldu. Harika,
Harika. Sefa Bilir'e dönmek istiyorum. Ankara Üniversitesi'ndesin. Evet, Ankara Üniversitesi. Volkan, İstanbul İletişim. Ankara İletişim ve Marmara. Marmara Üniversitesi. Burada Marmara Üniversitesi'nde. Tek ayrıldığımız nokta üniversite. Olmuş üniversiteler. Aslında biz aynı üniversiteye gitmek istiyorduk ama bildiğiniz gibi tercihler. Tabii hayat artık hepsi olmuyor tabii. Öyle ayrılıklar da yaşanıyor. Ben de dostlarımla öyle olsun isterim. İlkokuldan beri yine beraber olduğum dostlarım var sizin gibi. Tabii ayrılıklar oluyor ama Sefa, filme gelmek istiyorum. Senaryoyu falan her şey hazırlandığında, sen de çünkü yardımcı yönetmen kimliğin var, aynı zamanda senaristsin. Bu film için yardımcı yönetmen kimliğin var. Ayrıca sen de kısa filmlerle ilgileniyorsun ve üçünüz de kısa filmlerle çok haşır neşirsiniz. Nasıl başladı ilgin kısa filmlere? Nasıl başladı? Yani ilkokulda üçünüz aynı anda mı oldunuz, yoksa biriniz çıkıp ortaya hadi beyler kısa film, sinema, onlarla sürükledi ve ön ayak oldu mu yani? Şimdi aslında bizim sinemaya gönül verme işimiz önceden beri devam ediyordu. Yani ortaokul döneminden sinemayı seviyorduk ama bu işe biz başlayalım dememiz işte üniversiteye hazırlık döneminde oldu. İletişime gidelim, işte bu işin hem mektebini okuyalım hem de mutfağında çalışalım diye. Beraber başladık. Açıkçası bu işe ön ayak olan Volkan arkadaşımızdır. Çünkü peşimizden daha çok çıbanın başı yani. Sensin. Güzel, tamam. Yani ön ayak oldu diyebiliriz bütün projelerde. İlk başta yardımcı oldu kendisi. Daha sonra yavaş yavaş biz de başladık. Şu an için işte büyük hedeflerimiz var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Ne güzel. Yani ben sınav öncesi de farkında olmadan bu işin içindeydik. Yani ortaokul döneminde tiyatrolar yapıyorduk. İlk kameralı cep telefonları çıktığında kendi aramızda skeç tarzı şeyler çekiyorduk. O zaman. Tamam. Ya bu farkında değildik. Ama sonra üçümüz de sözel bölüm öğrencisiyiz. Seçeceğimiz mesleklere baktığımızda en cazip geleni oydu. Bir de biz Beykoz Kavacık'ta doğup büyüdüğümüz için o civarda çok film çekiliyor. Çok film setlerine mekan olan bir yer. Çok ilgimizi çekiyordu. Mesela üçümüz bir yerde karşı, biz Uğur'la mesela çok şey olmuştur. Dizi seti veya film seti görüp otobüsten inip izlediğimiz olmuştur. Tekrar sonra otobüse binip eve döndüğümüz olmuştur. İlgimizi çekmiştir. Başkalarının oyuncular daha çok ilgisini çeker. Kim oynuyor, kim ediyor? Biz set arabaları, ekipmanlara değil mi? Onlara bakıyorsunuz. Evet, onlara bakıyorduk. Yani bizim de şu kameradan olsa diye. o kameradan olsa diye ta nerelere gittim. Evet. Masalara da geleceğim de Uğur Yıldız'a da bir hoş gelsin, hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Marmara Üniversitesi iletişimdeydin sen de Uğur ve yine genç yaştan beri burada da konuşuyoruz. Berabersiniz. Engelli trafikte olaya dahil olduğum nokta tam olarak neydi mesela bu film için? Bu film için biz çekim öncesinde de zaten Volkan arkadaşımız bize konuyu anlattığında biz beğenmiştik. Daha sonra üçümüz hep beraber oturduk ve bunun hani nasıl çekebileceğimizi, kadrajlarımızı, sahnelerimizi, planları, ne gerektiğini falan her şeyi konuştuk. Daha sonra işte çekeceğimiz noktaları beraber Volkan'la fotoğrafladık, ses kayıtları aldık. Çünkü ışıktan bir ses kaydı almamız gerekiyordu. Daha sonra bunu bu şekilde çektik. İki gün çektik. Bir gün montaj esnasında işte toplamda üç günde çıktı ve sanırım Kasım'dı. Kasım ayında çıktı. Çok taze Kasım bir film yoktu. Aslında. Yani, 2011'de olduğumuz için 2010 deyince sanki geçen sene gibi geliyor ama gerçekten de öyle. O yüzden tekrar elinize sağlık. Hayırlı olsun da diyebilirim aslında. Çok yeni olduğu için. İlk defa da herhalde televizyonda ilk defa burada. İlk TV'de kısa film festivalinde yayınlanıyor. Engelli Trafik filmini az sonra izleyeceğiz ama senden filmden sonra daha detaylı konuşacağız ama önce çok kısa bir Alaska macerasını almak istiyorum Volkan. Sen üç arkadaş burada otururken aklına birden Alaska'ya gidip para kazanmak mı geldi? Bir kamera alabilmek için. O kameraya da kısa film çekmek için. Yani sadece kamera almak değil mesele. Nasıl oldu? Fikir nasıl çıktı ortaya? Ben gidiyorum mu dedim. Şey oldu. Biz zaten kendi ekipmanlarımızı yapıyorduk. Kendi imkanlarımız doğrultusunda. Daha iyi ekipmanlara sahip olmak istiyorduk. Çünkü çıtayı yavaş yavaş yükseltme amacındaydık. Ama o da tabii maddiyat istiyordu. Kendi okulumuzdan veya başka arkadaşlarımız önceki senelerde Alaska'ya gitmiş, para kazanmışlardı. Work and Travel programıyla. O aklıma geldi arkadaşlarla konuşurken, şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım. İşte Uğur'la, Sefa'yla paylaştım bu durumu. Dedim hani gidelim bu yaz, çalışalım.
hem İngilizcemizi geliştiririz, hem eğitim açısından bize tecrübe olur, hem de geldiğimizde kazandığımız parayı direkt sinemaya, ekipmanlara. İngilizceden maksat ama asıl amacımız bir kamera alabilmek. Evet, evet. Ben de daha önceden düşünüyordum zaten. Biz araştırıyorduk, yurt dışına çıkalım. Hani. Work and travel. Evet, üniversitelerin işte ön ayak olduğu farklı şirketlere yolculuğa işte hem seyahat hem çalışma. Evet. Biz de araştırdık, aslında en iyi para Alaska'daydı. Onun için de oraya gittik. Evet. Siz bayağı bir araştırmışsınız. Ben diyorum çünkü Alaska neden? Orada balıkçılık yaptım. Evet, balıkçılık. Onun detaylarını konuşacağız ama önce bir filmi izleyelim. İzleyicileri de daha fazla merakla bırakmayalım isterim. Sayın seyirciler, Engelli Trafik filmini izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi karşıya geçebilirsiniz.